akşamlar spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yeşil Beyazlıların Antalya Belek kampında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında Antalya kampının güzel geçtiğini söyledi. İlk yarıda bıraktığımız performansı tekrar yakalamak için coşkulu çalışıyorlar. Zaten bizim en büyük özelliklerimizden biri bu. Sahada iyi şeyler yapabilmek için daha güçlü olmak, daha çok koşmak, daha coşkulu olmak diye. Arkadaşlarımız çalışıyor. Sevindirici bölümler var. Sakatımız yok. Genç oyuncularımızın performansı yükseliyor. Diğer oyuncular onlara abilik yapıyor. İyi bir aile takım olduk. Bursa Spor'un ikinci yarı hedeflerinden bahseden Aybaba, iyi işler yaptıkça daha da yukarıları hedefleyeceklerini ve 3 sene içerisinde Avrupa'da oynamaya başlayan bir Bursa Spor görmek istediklerini söyledi. Biz ilk 10 takımdan bir tanesi olmayı planlamıştık. Biliyorsunuz yeni kurulmuş bir takımız, genç bir takımız, Avrupa'nın en genç takımıyız şu anda yaş ortalaması. İyi işler yaptıkça yukarıya doğru bakacağız. Bir yerlerde konum olarak kalalım. Sonrasında daha sonraki yıllarda daha yukarıları zorlayalım. 3 sene içerisinde de Avrupa'da artık maç oynamaya başlayan bir Bursa Spor oluşturalım diye planlamıştık. O doğrultuda da düşündüklerimiz iyi gidiyor diye planlıyoruz. Transferle ilgili de konuşan Aybaba, sırf transfer yapmış olmak için yapmayacaklarını, rekabet istediklerini söyledi. Transferle ilgili sorunumuz var biliyorsunuz federasyonda. Onunla ilgili gelişme olması lazım önce. Biz hazırlıklarımızı yaptık, başkanımızla konuştuk. O da bununla ilgili çalışıyor. Ortaya bir şey çıktığında bu transferlerle ilgili düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı hemen başlayacağız diye düşünüyoruz. Evet. Normal transfer sezonu başladı. Herkes tabii eksik mevkilerine oyuncu alacak. Biz transfer yapmış olmak için yapmayacağız arkadaşlar. Biz takım olarak eksik bölgelerimiz var. Hem orada rekabet yaratalım hem bir oyuncumuzun performans düşüktüğünde, sakatlığında veya cezalı bir duruma düşmesinden kaynaklanan sıkıntı olursa diye transfer düşünüyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek. Herkes artık bulunduğu yerden çıkmak isteyecek aşağıdakiler. Ortadakiler UEFA'yı zorlayacak. Yukarıdakiler şampiyonluk yarışına girecekler. Daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Tabii bu söylediğimiz takviyeleri yaparsak biz daha hazır bir hale geliriz. İkinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe mücadelesi hakkında da konuşan Samet Aybaba, her maça nasıl çıkıyorsak o 90 dakikada aynı şekilde olacak dedi. Biz her maçı normal çıkıyoruz, oynuyoruz. Bundan önce oynadığımız gibi her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her maçı coşkulu oynamaya çalışıyoruz. Futbol şehrine yakışır mücadeleyi gösterelim diyoruz. Biz bunları tekrar uygulamaya çalışacağız. Karşımızdaki takımın sorunları varsa tabii ki kendi iç sorunları. Biz hiç buna bakmadan rakip Fenerbahçe diye çıkıp bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te yoğun tempoda gerçekleştiren Bursa Spor günü çift antrenmanla tamamladı. Bursa Spor Antalya Belek kampında ikinci yarı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 2-1 kazanılan Kastamonu Spor hazırlık maçının ardından teknik direktör Samet Aybaba tarafından gerçekleştirilen sabah antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Timsah daha sonra yarı sahada hücum organizasyonu çalıştı. Kastamonu Spor 1966 maçında 90 dakika forma giyen oyuncular Furkan Emre Ünver, Atan Asov, Ahmet Furkan Özcan ve Muhammed Emin Sarıkaya kondisyon salonunda çalıştı. Vuruş şuraya Akman! Golü kaydediyor. Günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştiren Yeşil Beyazlıların bu idmanda oldukça keyifli oldukları gözlemlendi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı. Bursa Spor Kulübü anlamlı bir kampanya başlattı. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından futbolcuları kitap okumaya teşvik etmek amaçlı yapılan kampanya sosyal medya üzerinden Kitap Oku, Formayı Kap ismiyle duyuruldu. Antalya Belek kampında hazırlıklarını sürdüren Bursa Spor anlamlı bir kampanya başlattı. Yeşil Beyazlılar sosyal medya üzerinden Kitap Oku Formayı Kap isimli bir kampanya başlattı. Kitap aldık size arkadaşlar. Özellikle genç arkadaşlar. Okursunuz değil mi? Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde teknik direktör Samet Aybaba, A takım oyuncularına Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabıyla İlber Ortaylı'nın Mustafa Kemal Atatürk kitaplarını hediye etti.
Hocam bu şey mi? Bu altın mı hocam? Ayrıca Samet Aybaba bu kitapların yanı sıra Stefan Zweig'ın eserlerini de oyuncularına verdi. Aybaba kitapları dağıtırken okuyun birbirinizle değiştirin uyarısını yapmayı da ihmal etmedi. Okuyun birbirinizle değiştirin. Evet, sen hangisini alacaktın? Bunu mu? Hocam şunu. Yusuf Erdoğan, Bursa Spor'un Antalya kampında yıldızlaşan isim oldu. Ligdeki performansıyla beklentileri karşılayamayan Yusuf, Yeşil Beyazlıların hem geçen sezonki hem de bu sezonki hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çekti. Bursa Spor'da bu sezon ligde gösterdiği performansıyla isteneni veremeyen Yusuf Erdoğan, devre arası kampındaki olumlu performansıyla dikkat çekti. Yeşil Beyazlıların kampın ilk hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Maastricht'le karşılaştığı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, Kastamonu Spor 1966 karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. Bursa Spor maçı 2-1 kazanırken ilk yarı boyunca görev alan oyuncu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Umut Nayır'ın şık pası, Yusuf. Güzel bir gole imza atıyor. Yusuf Erdoğan geçtiğimiz sezon arasında da yine Antalya'nın Belek beldesindeki kampta attığı gollerle yıldızlaşmıştı. Bursa Spor 3 hazırlık maçı oynarken başarılı oyuncu İskender Bey ve Altın Ordu ile oynanan maçlarda birer gol kaydetmişti. Kamptaki performansını lige yansıtmakta zorlanan Yusuf Erdoğan, bu sezon teknik direktör Samet Aybaba tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilmişti. Yusuf, ilk yarıda ligde 10 karşılaşmada forma giymesine karşın henüz golle tanışamadı. Aybaba, yalnızca bir asist kaydeden deneyimli oyuncuya ikinci yarı için güven duyuyor. Galatasaray, Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir ve Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Galatasaray iki transferini duyurdu. Bir dakika dur, bakacaklar. Sarı kırmızılı kulüp, Bursaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir ve Portekiz kulübü Chaves'den Brezilyalı futbolcu Marcos'u kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden Emre Taşdemir, bu sezon Süper Lig'de Bursaspor formasıyla sadece bir maçta 7 dakika forma giydi. O da Yeşil Beyazlıların 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmaydı. Emre, transferin duyurulmasının ardından sarı kırmızılıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gitti. Galatasaray'ın diğer transferi olan Marcao ise Portekiz Süper Ligi'nde Chaves formasıyla 16 lig maçına çıktı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Süper Lig ekiplerinde transferde yoğun bir gün yaşanıyor. Bakalım takımlar hangi oyuncuları kadrolarına dahil etti? Detayları ekranlarınıza getirelim. Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren ve transfere hızlı başlayan Medipol Başakşehir takviye yapmaya devam ediyor. Turuncu lacivertliler Altın Ordu forması giyen Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Altın Ordu forması giymeye devam edecek. Bursaspor'un transfer listesinde bulunan tecrübeli kanat oyuncusu Serdar Gürler, Göztepe ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisinin Serdar'ı İspanya'nın Huesca takımından 1,5 yıllığına kiraladığı belirtildi. Göztepe, Serdar'la birlikte ilk transferini gerçekleştirmiş oldu. Önceki gün Kayseri Spor'la yollarını ayıran Raşko Rotman, Akhisar Spor'la anlaştı. Sloven oyuncu bu sezonun ilk yarısında sarı kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Zira Türkiye Kupası'nda bir maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti. Rotman'ın yeni takımıyla 2,5 yıllığına el sıkıştığı belirtildi. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Galatasaray'da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık'la anlaştı. Karadeniz ekibinin 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Galatasaray'la anlaşmaya vardığı belirtildi.
Antalyaspor'un 2017 yazında Roma'dan kadrosuna kattığı William Wonkier, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun yolunu tuttu. Kırmızı beyazlı kulüp oyuncunun sezon sonuna dek Monaco'ya kiralandığını duyurdu. Öte yandan Antalyaspor bir diğer futbolcusu Maicon'la olan sözleşmelerini de karşılıklı olarak feshettiğini bildirdi. Mersin İdma Yurdu ve Kayseri Spor forması giyen Brezilyalı golcü Wellington'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaşmak üzere olduğu belirtildi. 32 yaşındaki santraforun en kısa zamanda Erzurum'un Antalya kampına katılacağı kaydedildi. Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Sadio Mane ve Aubameyang'ı geride bırakarak üst üste ikinci kez yılın Afrikalı futbolcusu ödülünü kazandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah üst üste ikinci kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu. Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü. İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi sahilli Yaya Taure oldu. Şimdi de dünyadaki transfer haberlerine göz atalım. Adı Beşiktaş ve Leipzig'le transfer dedikodusuna karışan Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu transfer açıklamasında bulundu. Milli yıldız, ben Milan'dayım. Milan takımının futbolcusuyum. Burada mutluyum. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Hafta sonu oynanacak maça hazırlanıyorum ifadelerini kullandı. İtalyan basını ise Milan teknik direktörü Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nun satışını veto ettiğini yazmıştı. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 mücadelede bir gol atarken 9 da asist yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu. 55 yaşındaki teknik adamın adı son dönemlerde eski takımları Real Madrid, Inter ve Benfica ile anılıyor. Konuyla ilgili olarak ada basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre bu sezon tarihinin en başarısız performanslarından birini sergileyen Real Madrid'de başkan Florentino Perez takımın başına Mourinho'yu getirmek istiyor. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa milli takımının oyuncusu Stuttgart forması giyen Benjamin Pavard'ı transfer ettiğini açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, Pavard'ın 1 Temmuz 2019'dan itibaren 5 yıllık sözleşmeyle takıma dahil olacağı duyuruldu. Bursaspor'un eski oyuncusu Cristobal Horquiera, ülkesinin Palestino takımıyla sözleşme imzaladı. Ülkedeki Filistin göçmenleri tarafından kurulan kulüp yakın zamanda lige çıkıp geçen sezonda Şili Kupası'nı kazandı. Palestino anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Horquiera, Bursaspor formasıyla 78 resmi maça çıkarken 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Alınan sonuçları ve günün programını ekranlarınıza getirelim. Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Kimki 84, Fenerbahçe Beko 78. Zalgiris 58, Anadolu Efes 79, Olympiakos 91, Baskonya 87, Herbalife Gran Canaria 67, Real Madrid 75. Bugün saat 20.15'te Darüşşafaka Tekfen CSKA Moskova'yı ağırlayacak. 22'de Panathinaikos Bayern Münih'le, 22.05'te Maccabi Fox Budugnas Voli ile mücadele edecek. Saat 22.45'te ise Olympia Milan Barcelona'yı ağırlayacak.
Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.